iki teker üzerinde. Bu programda direksiyon başında değil, gidon başındayız. Bir araç koltuğunda değil, sele üzerinde oturuyoruz. Bizi kaplayan bir kaporta yok. Kaportamız bedenimiz. Farklı şekillerdeyiz ama hepimiz aynı yolun üzerindeyiz. Milyonlarca otomobilin, kamyonun, otobüsün arasında biz de varız. Biz kim miyiz? Motosiklet ve bisiklet sürücüleri. Ve fark edilmek istiyoruz. Bunlar ve daha fazlasını hep hatırlayalım diye de her perşembe saat 13-14 arasında canlı yayındayız. Uğur Dursun'la iki teker üzerinde her perşembe saat 13'te Radyo Trafik'te. Uğur Dursun'la iki teker üzerinde başlıyor. Merhaba yeniden değerli dinleyenler. Radyo Trafik Ortak yayınından herkese merhaba. Saatlerimiz 13.08'i gösteriyor. Radyo Trafik İstanbul, Marmara ve Ankara'da ortak yayındayız. Her perşembe saat 13-14 aralığında iki teker üzerinde isimli programla sizlerle oluyoruz. Ve bu programda da motosikletli, bisikletli konuklarımızı ağırlıyoruz. Keyifli bir iki teker sohbeti oluyor. Bunun dışında aslında biraz da görmezden gelinen trafiğin unsurlarını daha göz önünde tutmaya çalıştığımız bir yayın oluyor bu. Nitekim trafiğin çözümü için de önemli alternatifler oluşturuyor. Onun için de epey bir önemli araçları. Bugün de oldukça önemli bir konuğum var stüdyomda. Daha önce de duyurmuştuk sizlere. İstanbul'da Silivri Motosiklet Kulübü Genel Sekreteri Özkan Kandemir bizlerle. Az önce de bahsettik. Eski bir radyocu da kendisi. Hoş geldiniz efendim yayınımıza her şeyden önce. Hoş bulduk sevgili kardeşim. Çok teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Sağ gördüğünüz gibi zaten ben söylemesem de o sesten bir şey olacağı belliymiş zaten. Evet, hani o radyocu evet. Olduğu kısmını çıkarabilirdiniz. Efendim sizi bir öncelikle tanıyalım mı? Dinleyicilerimiz tanısın sizleri lütfen. Elbette. Sevgili kardeşim öncelikle çok teşekkür ediyorum sana. Ve radyo trafiğe stüdyo konu yaptığınız için, kapılarınızı bize açtığınız için Silivri Motosiklet Kulübü Genel Sekreteriyim. Kulübün yönetim kurulu üyesiyim. Aynı zamanda kurucu üyeleri arasındayım. 2015 yılında kurduk biz kulübümüzü. 2015 yılında Silivri Motosiklet Kulübü'nü kurduğumuzda en büyük projemiz, en büyük hedefimiz şuydu. Aile olabilmekti. Çünkü birbirini tanımayan insanlardan oluşan bir kulüp kurmuştuk. Bir dernek, bir oluşum kurmuştuk. Ve dedik ki biz en büyük projemizi aile olmakla yapalım. Önce aile olalım. Aile olduktan sonra Türkiye'de bir sürü projeler yapılır. Öncelikle şuna karar verdik. Kulübü kurarken dedik ki biz bu kulübü kurup sadece gezecek miyiz? Yoksa insana dokunacak mıyız? Yaşama dokunacak mıyız? Bir sivil toplum kuruluşu olacak mıyız dedik. Ve bunu konuşup bunu kendi aramızda kararlaştırdıktan sonra biz insan odaklı bir kulüp olmaya karar verdik. Yaşam odaklı bir kulüp olmaya karar verdik. Her ne kadar motorlarla gezmekten büyük keyif alsak da insanlar için, gençler için, motorcular için, motosiklet kullananlar için birçok proje yaptık. Birçok farkındalık projesi yaptık. Birçok etkinlik yaptık. Bizlerin fark edilmesi için elimizden gelenin her şeyi yaptık. Tabii bu süreç içerisinde faaliyetlerimiz yavaş yavaş duyulmaya başladı Türkiye'de. Türkiye Motosiklet Platformu'nun sevgili Zafer Fatih Özsoy ve ekibinin yönetim kurulunun tamamının ciddi anlamda manevi desteklerini aldık. Tabii o destek niçin oluyor? Doğru işler yaptığımız oluyor. Doğru insanlar doğru şekilde bir yerde buluşuyorlar. Doğru yerde buluşuyorlar. Onunla yola çıkarak böyle güzel şeyler yaptık. Peki efendim ilk sorum Silivri'de olmayan kulübe dahil olabiliyor mu? Peki illa Silivri'li olma şeyim var, kıstası mı var yoksa? Şimdi elbette böyle bir kıstas yok tabii. Başımızın üstüne fare yüreğimiz yaparız. Onu bilmemiz iyi olsun. Ama her salı toplantımız var. Her salı toplantıya ne kabulümdür. Peki bunu bir kez daha o zaman gözden geçirmem gerekiyor. Peki. Tamam. şimdi efendim anladığım kadarıyla sivil toplum kuruluşu gibi hareket ediyorsunuz. Evet, yani evet. Bazen motosikletçiler toplanırlar, işte bir kulüp kurarlar ve sürekli Şile'ye gider gelirler. Genelde İstanbullu motosikletlerin en güzel yalır ve gider gelirler. Onun dışında sosyal sorumluluk projelerinde de oluyorsunuz. Evet. Ve bu da aslında şunun için önemsediğimiz bir şey bizim içinde. Hep motosikletli algısından dertleniyoruz. Dekim hani Zafer Fatih'te sevgili Zafer Fatih'te geldi. Hep onun üzerine konuşuyoruz. Bir motosikletli algısı var işte paket servislerden, kuryelerden ya da işte Amerikan film endüstrisinin bize yıllar yılı bilinçaltımıza işlediği çete. O zincirli çeteler falan böyle deri giyinen insanlardan. Ürkünç, korkunç insanlar. Evet evet. Onun için bu programda o kadar güzel insanlar gibi. O durum biraz da insanların algısını yıkacaktır zannediyorum. Hani elbette. Motosikletler öyle insanlar değil galiba. Hani biraz da onun için önemli sizin kulüp icraatleri. Motosiklet kullanan adam çocuklara saygı duyar.
kadınlara saygı duyar, doğaya saygı duyar, araçlara saygı duyar. Motosiklet kullanan adam düzgün insandır. Biz çünkü bizim sunroofumuz gökyüzü, direkt gökyüzü. Biz yaşamın, canımızın ne kadar kıymetli olduğunu iki teker üzerinde gerçekten anlıyoruz. Araç sahipleri, araç kullanıcıları dört teker içerisinde, bir kabin içerisinde gittiklerinde aslında bunu çok fark etmiyorlar. Biz iki teker üzerinde öncelikle bir denge kurmaya çalışıyoruz. Öncelikle bir denge sağlamaya çalışıyoruz. Çünkü düşersek ölürüz. Bizler ölüyoruz. Öncelikle bu endişeyle, öncelikle bu riskle biz o araçlara biniyoruz, gidiyoruz. Orada yaşamın kıymetini o motosikleti kullandığınız zaman, gaza hafif dokunduğunuz zaman, o rüzgarın, doğanın sizin göğsünüzden, sinenizden geçtiğinizi hissettiğiniz an her şey çok başkalaşıyor. Bununla da birlikte dediğim gibi bir motorcular bir yere pikniğe gittikleri zaman, bir yerde hep beraber bir piknik yaptıkları zaman mutlaka orayı terk ederken orada tek bir çöp bırakmadan ayrılırlar. Bir çocuk gördükleri zaman ona bir el sallarlar. Bir zor durumda bir kadın gördükleri zaman ona siper olurlar. Zor durumda bir insan gördükleri zaman mutlaka yardımcı olurlar. Bizler insan odaklı insanlarız. Bizler yaşam odaklı kullanıcılarız. Bizi trafikte araçtan saymıyorlar maalesef. Ne kadar anlatsak da hala bu trafikte araçtan saymıyorlar. Ama ben şunu rica ediyorum bizi dinleyen herkesten. Motosiklet kullanıcılarını, motosikletlerini araçtan saymasalar bile üstündeki insanı insandan saysınlar. İnsan saysınlar. Bizim insan olduğumuzu fark etsinler. Bize de ona göre bir öncelik, ona göre bir saygı duysunlar. Aslında sevgili Uğur kardeşim, temel ne biliyor musun? Saygı. Biz birbirimize saygı duyduğumuz sürece bu saygıyı şurada karşılıklı otururken, atıyorum dışarıda bir yerde içerken, yoldayken birbirimize saygı duymayı öğrenirsek emin olun bu şeyler değişecektir. Saygı çerçevesi içerisinde. Saygı, hoşgörü, karşılık, tabii, diyalog. Tabii anlayış, hoşgörü, saygı. Şimdi şöyle bir şeyle karşılaştık geçenlerde. Bir motosiklet kullanıcısı hata yapıyor. Tamam, hata. Ama bu hata yapan motosiklet kullanıcısının üstüne diğer araç sahibi yol benim diyerek arabasını kırmaya çalışıyor üstüne. Evet tamam sevgili kardeşim, yol senin. Doğru. Burada motosiklet kullanıcısının büyük hatası var. Senin olan bir yola girmiş. Evet büyük hata. Ama senin olan yola giren, hata yapan bu motor kullanıcısı hata yaptı diye bunun üstüne sen arabanı kırarsan, direksiyonunu kırarsan, bunun üstüne sürersen bu adam kaza yapar. Belki sana sadece dokunur, sana hiçbir şey olmaz o kabinin içinde ama o motor kullanıcısının ya kolu kırılabilir, ya ayağı kırılabilir, ya Allah göstermesin iç kanama geçirip ölebilir. Yani risk var orada. Ben haklıyım. Tamam haklısın ama öleyim mi? Ölelim mi? Hata yapmışız. Oysa ki şu yapılsa, motorcu kardeşim çok büyük bir hata yaptın, benim olan yola girdin, ölebilirdin dense motorcu da üzülür orada, o hatasını bir daha asla tekrarlamaz. Yani geçen gün mesela yayında oldu, hani özellikle bugünü de bekledim ki hani üzerinde konuşayım diye, bir bizi dinleyen de bağlandı. Şimdi on parmağın onu bir değil. Evet, motosikletlerin evet. De enteresan tipleri oluyor, evet, arabacıların evet. Da oluyor, evet, kamyoncuların evet, da oluyor. Evet. Bir dinleyicimiz bağlandı yani şu yol bilgisi var. Sonra dedi ben bir şey söylemek istiyorum. Tabii herkesin mikrofonumuz açık, belli elbette ki saygı çerçevesinde, belli bu noktada kurallar, etik kurallar çerçevesinde herkese konuşur tartışırız. Kavga değil bizim kastımız. Sen bize de ulaşabilirsiniz bu arada. Hani söylediklerimizin aksini düşünüyorsanız. Evet. Buyurun seve seve dinleriz. Tabii ki, ne tabii hala? Ki, tabii ki. Dedi ki işte bu motosiklet terörü. Hani bir ara böyle haberlere de çıkmıştı ya, evet. Zaten. Ondan sonra o kanal ve sonrasında bir köşe yazarı yazdı. Kanal hatta özür dilemek zorunda kaldı. İşte dedi bu motosiklet terörü orada böyle. Orada da hani dedim ki hani böyle bir ifade kullanmaktan çekiniz lütfen. Hani orada gerekli açıklama yaptık. Hani varsa da hatta bugünü adres gösterdi konuşalım diye. Şunu söyleyeceğim sizin dediğiniz gibi. Yani motosiklet sürücüsü kusursuz biri değil. Hepsi öyle elbette. Değil. Teker fark etmiyor. Aramızda maalesef sıkıntılı insanlar var. Şoför koltuğunda. Kimisi bir direksiyon başında, kimisi bir gidonun başında. Evet. Sıkıntılı insanlar var ama teker sayısına göre biz bu insanları ya da aracın büyüklüğüne, küçüklüğüne göre kategorize edip hedef göstereceksek kocaman bir kitleyi, o zaman işin içinden çıkamıyoruz işte. Evet, onun için hoşgörü, karşılıklı diyalog, birbirimizi anlama yolu ve o hasretin çektiğimiz trafik kültürü daha iyi bir hale gelecektir ki ben biraz böyle bebek adımları da olsa iyiye gidiş görüyorum. Motosikletler çok fazlalaştı. İnsanların bir bilinci oluşmaya başladı bu konuda ki sizler gibi nitekim bu konuda yıllardır uğraşan insanların da sayesinde. Sizlere de teşekkür ederiz bu noktada. Durum böyle. Az önce yine bahsettiğiniz bir şeyde şunu bir kez daha söylemenizi rica edeceğim. Hani motosikletler gittiği yerlerde pikniğe gider, denize gider, gittiği yerleri tertemiz bırakır dediniz. Evet, şimdi yaz evet. Geldi ben müthiş üzülüyorum.
Hani sinir deli, müthiş üzülüyorum. Haberlerde de çıkıyor ki bekliyorduk da her zaman da uyarısını yapıyorum. Şimdi Silivri çokça hafta sonu özellikle turist alan bir çok fazla ilçemiz. Evet, İstanbul'un günübirlik yazlıkçılar geliyor gidiyor. Siz ne gözlemliyorsunuz? Geldikleri gibi bırakıyorlar mı oralar? O plajları sahilde. Siz de bir uyarır mısınız lütfen insanlar? Çok önemli bir şey. Maalesef. Yani bir atasözü vardır. Aslan yattığı yerden belli olur diye. Ya arkadaş geliyorsunuz. Tabii ki herkesin hakkı. Bu ülkede yaşayan herkesin bir yerlerde piknik yapma, bir deniz kenarında hava alma, denize girme, bir ağacın gölgesinde oturma bütün insanın hakkı. Şüphesiz. Ama hiç kimsenin hakkı değil oraları leş gibi bırakmak. Yediğini, içtiğini, çöpünü etrafa atıp bırakıp gitmek hiç kimsenin hakkı değildir. Hiç kimsenin bunu yapmaya hakkı yok. Ne bana ne bir başkasına, en çok da doğaya bunu yapmaya hakkı yok. Evet, gelebilirsiniz, oturabilirsiniz. İnsanları rahatsız etmeden bir şeyler de yakıp mangal yakabilirsiniz, semaver yakabilirsiniz. Ama o yaktığınız mangalın, semaverin dumanı sizin 10 metre aşağınızdaki insanı rahatsız edecekse, o duman oraya gidecekse, onu yakmamalısınız. Ona başka bir önlem bulmalısınız. Veya bitti, bütün gününüzü geçirdiniz, eğlendiniz. Poşetleyip o yerlerde bıraktığınız çöpleri toplayıp bir kenara, bir toplam bir merkez noktaya bırakmayı bir görev yapmalıyız. Maalesef biz bunları yapamıyoruz. Ama biz motorcular bu konuda çok dikkatliyiz. İnanın gittiğimiz yeri öncelikle kendimize temizliyoruz. Öncelikle kendimiz rahat edelim diye temizliyoruz. Bir çöp varsa eğer uygun değilse önce bir mıntıka temizliği yapıyoruz. Çünkü o gece orada olacağız biz. Ya da ya da gündüz orada olacağız. Önce biz kendi yerimizi tertemiz yapıyoruz. Ondan sonra ne gerekiyorsa, eğlenmemiz gerekiyorsa, bir şeyler pişirmemiz gerekiyorsa pişiriyoruz, yiyoruz, içiyoruz, eğleniyoruz. Ama sonunda da orayı bir toplamanın, tertemiz bizden sonra gelecek insanlara da tertemiz bırakmanın görevini de biz motorcuların tamamı biliyoruz. Peki burada bir virgül koyalım müsaadenizle. Bir evet, ara vermemiz lazım. Tabii bir yol ki. Durumu aktaracağız dinleyicilerimize. Bu arada bulunduğu noktalardan da arkadaşlarımız aktaracaklar. Dönüşte ise yine bu keyifli sohbete devam edeceğiz. Uğur Dursun'la iki teker üzerinde devam edecek. Dursun'la iki teker üzerinde devam ediyor. Merhaba, yeniden iki teker üzerinde devam ediyor. Saatlerimiz 13.24'ü göstermekte. Her perşembe günü saat 13.14 aralığında sizlerle buluşuyoruz. Silivri Motosiklet Kulübü Genel Sekreteri sevgili Özkan Kandemir bizlerle birlikte. Aynı zamanda Motosiklet Kulüpleri Spor Federasyonu, değil mi? Yanlış okumadım. MKSF Motosiklet Kullanıcıları ve Sporları Federasyonu Genel Sekreteri. Federasyonu Genel Sekreteri aynı zamanda kendisi de, ondan da birazdan bahsedeceğiz. Keyifli bir sohbet gerçekten. Çok şey var ama önce bir telefon bağlantısı varmış. Barış Bey yayına katılmak istiyormuş. Barış Bey merhaba diyelim. Sonra devam edelim. Barış Bey merhaba. Merhaba Uğur Bey. İyi yayınlar. Teşekkür ediyorum efendim. Eksik olmayınız. Buyurun, kulağımız sizde. Uğur Bey, şimdi konunuz aslında çok güzel anlattı. Gönül isterdi ki yani konunuzun anlattığı çok güzel şeyler var ama maalesef ben konunuza katılamayacağım. Kesinlikle katılamıyorum. Hangi konuda efendim? Şimdi motorcular böyle iyi, motorcular bu kadar kuralcı. Bakın, ben İstanbul'un sürekli trafiğindeyim. Ben de ticari araç kullanıyorum Uğur Bey. Yalnız konuğunuz herhalde İstanbul trafiğinde gezmemiş mi desem yanlış olur. Yani İstanbul'da en tehlikeli araçlar maalesef iki teker üstünde gidenler. Ne yazık ki, üzülerek söylüyorum. Amacım kimseyi suçlamak ya da şey değil. Elbette. Sizler eleştiri yapacaksınız, biz doğruyu bulacağız. Nacizane kendi fikrimi söylüyorum. Şu anda da trafikteyim, kulaklıkla sizinle görüşüyorum. Ama ve lakin, yani bakın, motorlar 30 santim bile yer bulursa oradan girip çıkmaya çalışıyor. Yani biz ölüme gidelim. Yani bu maalesef ne yazık ki böyle bir şey mi var içerilerinde? Bunu bilemiyorum. Emniyet şeritlerine dikkat etsin beyefendi konuğunuz. Motorlar sürekli, bakın şu anda da trafikte 6-7 tane motor var. Keşke kameram olsa da kaydedebilsem, size görüntüleri paylaşabilsem. Bakın, en tehlikeli araçlar motosikletler. İlla ki biz ölüme gideceğiz diye böyle bir şey mi var içlerinde acaba? Ben zannetmiyorum o biraz. Yok Barış Bey. Sadist bir durum olurdu. Şimdi şöyle, ben müsaade ederseniz birkaç cümle. Peki.
Bitirdiniz mi efendim? Yani devam edelim ona göre. Sadece şunu söyleyeyim, bitireceğim. Konuğunuzun dedikleri çok güzel şeyler. Katılmak istiyorum. Ne yazık ki kesinlikle %100 katılamıyorum. Doğrudur. Sizinle aynı görüşü olan çok dinleyicimiz vardır. Aslında onlar için de ortak bir sözleriniz olmuştur. Sizin ortak bir görüş olmuştur sizin için de. 7-24 ben de trafikteyim ama bu söylediklerinizi keşke bizler de görebilseydik. Teşekkür ederim. Peki, ben teşekkür ederim efendim. Estağfurullah, ne demek, eksik olmayın. İyi günler diliyoruz. Sağ olun. Barış Bey'in önemli tespitleri var. Şunu söyleyeyim bu arada. Barış Bey ile ilgili bizi dinleyen büyük bir kesim de aynı fikirdedir muhtemelen. Doğru. Şimdi Barış Bey'e katılıyorum. Barış Bey'in bu konudaki eleştirisi de çok yerinde ve doğru bir de eleştiri. Dört dörtlük değiliz. Dört üçlük olabiliyorsak ne mutlu bize. Barış Bey'e katıldığım nokta şu. Bahsettiği tehlikeli kullanımlar, tehlikeli sürüşler elbette var. İşte bizler bunun için varız. İşte Türkiye Motosiklet Platformu, Kullanıcıları ve Sporları Federasyonu, Türkiye Motosiklet Federasyonu, diğer kulüpler, diğer büyük oluşumlar, ne kadar kulüpleşirsek, şimdi kulüpler içerisinde bir takım kurallar var biliyorsun sevgili Uğur kardeşim. Ne kadar kulüpleşirsek, ne kadar insanları bir araya gelip dernekleştirip kulüpleştirip bu motorcuları bir çatı altında toplarsak o kadar bilinçleniyor. Silivri Motosiklet Kulübü kurulmadan önceki dönemde ben de belki çok tehlikeli motosiklet kullanıyordum. Belki ben de bilinçsiz kullanıyordum. Ama Silivri Motosiklet Kulübü'nü kurup o bünyenin içerisine girdikten sonra, orada bir de yönetici vasfında olduktan sonra bu sefer çok dikkat etmeye başladım. Neden? Kurucu üyesin, yönetim kurulundasın, motorcusun, yaşadığın şehre, yaşadığın kente böyle bir şey duyurmuşsun. Biz Silivri Motosiklet Kulübü kurduk. Ne için kurdunuz? Gezmek için mi? Hayır, bilinçlenmek ve bilinçlendirmek için kurduk. İşte bunu, bizler bunun için varız. Barış Bey'in eleştirilerine katılıyorum. Motorcular insan olarak bu anlamda çok düzgün adamlar, çok düzgün insanlar ama içimizde hata yapanlar da var. Çok ciddi riskleri göze alanlar da var. Bizler de bu büyük oluşumlar, federasyonlar, platformlar, büyük kulüpler, büyük topluluklar, motosiklet kulüpleri, bizler bunun için varız. Bunu düzgün bir hale getirmek için varız. Yoksa hep birlikte işte 1000 motor, 2000 motor, 10000 motor, 20000 motor gezmek için değil. Biz insanları bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Bir de düşünün, bu oluşumların hiçbiri yok. Barış Bey'in dediği gibi hiçbir oluşum yok. Türkiye Motosiklet Platformu yok. Motosiklet Kullanıcıları Sporları Federasyonu yok. Kulüpler yok. Herkes kendi kafasına göre motorlarla geziyor. Biz de bir de o zaman düşünün. Biz şunu yakaladık. Gerçekten Silivri Motosiklet Kulübü'nde ben şunu yaşadım. Kulübün genel sekreteri olarak. Şöyle bir onur yaşadım Uğur. Sosyal medya hesaplarımızdan bir hanımefendi telefonumuzu buluyor. Arıyor, Özkan Bey mi diyor. Silivri Motosiklet Kulübü mü diyor. Evet diyorum. Kimle görüşüyorum? Özkan Bey. Özkan Bey diyor, benim oğlum motosiklet tutkunu. Ehliyetini yeni alacak. Ne yaparız? Ben sizden şunu rica etsem. Ehliyetini alsa, sizlerin yanına getirsem. Benim oğluma motorculuğu anlatsanız. Nasıl olur? Bize yardımcı olur musunuz? Ne kadar bilinçli bir... Önemli. Benim gözlerim doldu. Demek ki bir Silivri Motosiklet Kulübü'nü kurmakla ya da diğer kulüplerin kurulması doğru bir hareket, doğru bir nokta. Eğer bir ebeveyn bizi arayıp oğlunu bize bir akademi gibi, bir okul gibi emanet etme gibi bir şeyden geliyorsa, bunlar bizim için büyük gurur. İşte biz bunun peşindeyiz. Düzelteceğiz. Anlatacağız. Bıkmadan, usanmadan anlatacağız. Özellikle gençlerde hız motoru seven arkadaşlarımız. Elbette hız bir tutku. Onun önüne geçemezsiniz. Piste ama bunun yapılması gereken yerler pistler. İstanbul Park gibi bir oluşumumuz var. Gerekirse devletimiz bu konuda devreye girsin. Daha uygun fiyatlar yapsın. Kiralamaları daha çok daha aza indirgesin. Bu insanlar gitsin orada. Gerekli önlemlerin, gerekli ekipmanların olduğu bir noktada o hız tutkularını tatmin etsinler. Bunları yapmak, evet bu insanlar yollarda hızlı gidiyorlar, tehlikeli gidiyorlar ama imkan var mı peki? Pist imkanı var mı? Bu imkanları da sunmak lazım. Yani tek taraflı düşünmemek lazım. Kurye terörü var diyorlar. Doğru olabilir ama bir taraftan da telefonu açıp sipariş veren müşterinin baskısı var. Nerede kaldı benim yemeğim? O adam canıyla o yemeği getirmeye çalışıyor. Yani biz hep şunu söylüyoruz. Lütfen terörü ve anlayış. Bu üçlüyü bir araya getirdiğimiz zaman emin olun bu az önceki Barış Bey'in söylediği şeyler de olmayacaktır. Çünkü götürmeye çalışıyor. Çünkü geç gittiği zaman sıkıntı, karşı tarafta sıkıntıyla karşılanıyor. Biz kuryelere, bizlere bir şeyler getiren kuryelere gecikse de çok teşekkür ederim, önemli değil, sen sağ salim buraya geldin diyebiliyor muyuz? Bunu dersek o kurye
o tehlikeli işleri yapmayacaktır. Çünkü diyecek ki nasıl olsa karşıda bir hoşgörü, bir anlayış olacaktır. Geç kalsam bile ne kadar geç kalır? 10 dakika. Ne olur? Ölür müyüz? Ölmeyiz. Peki telefon bağlantıları katılmak istiyorlar. Sebahattin elbette, Bey, İbrahim elbette. Bey sıradalarmış. Onlarla da görüşelim. Elbette. Her sese açığız nitekim. Sebahattin Bey merhaba. İyi günler, kolay gelsin efendim. Sağ olunuz, buyurun, kulağım sizde. Evet, bir şöyle bir şey söyleyeceğim beyefendi. Ben isim olarak bilmiyorum, radyoya bağlandım. Esasif böyle konu üzerine denk geldim. Bir sürü iddia edersem özür dilerim. Beyefendi çok güzel anlatıyor, katılıyorum kendisine. Galiben de gerçekten öğretilir, iyi bir insanlar, Allah için umurum. Emin olun, plakası da katlayarak, plakası sökük motorlar var. Bir sürü ralli yapıyorlar onlarda. Mesela tünele giriyoruz. Tünelde plakasını niye katlıyor? Çünkü oradaki radar cezasına girmemek için. Ya da bir size sorun yaşıyorsa yolda vatandaşta. Geçenlerde benim arabama sürttü kaçtı. Plakasını aldığım halde plaka sahte çıktı. Yani şimdi beyefendinin ben anlattıklarına altına imzamı 100 kere atarım. Sıkıntı yok. Ama emin olun yollarda hiç öyle yaşanmıyor yani. Çok haklısınız. Peki. Başka illeri bilmiyorum. Mesela kurye dedi beyefendi. O paket getiren arkadaşlar var yemek bilen. Ya tersten giriyor orada. Ben zorluğun orada oturuyorum beyefendi. Tersten girip arabamın önüne atladı. Arabama vurdu. Bir de kaçıyor yani. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Yani benzer şikayetler geliyor. Dinleyelim, olsun. Ne biz notlarımız arasına alıyoruz. İbrahim Bey ile de görüşeceğiz şimdi. İbrahim Bey merhaba size de. Merhaba efendim. Nasılsınız, iyi misiniz? Sağ olun, sizi duyduk. Daha iyi olduk. Yayına hoş geldiniz. Ben bir program yaptığınız için özellikle teşekkür ederim. Deminden beri dinliyorum. Biz aynı teşekkür ederiz. Sırada da bekliyorum. Şimdi beyefendiye kibarlığından dolayı öncelikle teşekkür ederim. Ben bir İstanbul beyefendi lahzasıyla konuşuyor. Yalnız ben şunu söyleyeceğim. Biraz esprik atarak herhalde motorcular ve motosikletçiler ayrı ayrı düşünmek lazım. Çünkü onların söyledikleri o asil olan bir motor kullanıcıları var ya, onlardan bahsediliyor. Oysa biz bütün gün ben Torunum'la yolda gidiyorum. Örneğin camımız açık. Yandan bir tane popla geçiyorsa bir tanesini geçiyor. Bebek arabada var, çocuk arabada var, hasta insan olabilir, hasta olabilir. Ve böyle bir anormal bir süratle gidiliyor. Ve egzozu bağırtarak, özellikle bağırtarak gidiyor. Şimdi bunları düşündüğümüz zaman hangi motosikletten bahsedeceğiz? Gerçekten çok üzücü şeyler var. Az önce beyefendi dedi ki, genel sekreter beyefendi, ismini hatırlayamadım, özür dilerim. Herhalde heyecandan olacak. Şimdi o şeyler için motosikletli kuryelerle ilgili. Şimdi bakın, çok mütevazı davranıyor. Keşke onun istediği gibi her şey olsun diye biz de ümit ediyoruz. Biz sizden biraz yaşça büyüğüz ama ben de ümit ediyorum. En azından bundan sonra bizim programımız olsun bu söylediklerini, ama o kuryedeki değerli arkadaşlara da söylemek lazım. Arkadaş, kuryedeki motosiklet sürücüsüne 5 tane yüklemeyin de 2 tane yükleyin ya. Orada da tabii farklı durumlar da devreye giriyor. Şimdi Kurye Federasyonu, Türkiye Motosiklet Kuryeleri Federasyonu, Kuryeler Derneği. Onun başkanı da bir programda. Onu ayrı bir programdı. Uzun uzadıya konuştuk. Çok orada, başka bir program. Çok yani derin, çok farklı bir program. Uzun uzadıya konuştuk. Çok teşekkür ediyoruz dinleyicimize de bilgilendirme için. Galiba bir de Ömer Bey'le konuşacağız. Galiba yine eleştiri alacağız diye düşünüyorum. Alalım tabii. Ne kadar eleştiri alırsak o kadar efendim. Doğrudur. Yayına hoş geldiniz. Buyurun. Ömer Bey. Ömer Bey'i dinleyemeyeceğiz galiba artık. Peki. Efendim böyle genelde bu tatta şimdi araç içerisindeki sürücüler genelde gördükleri şeyler daha gün içerisinde paket servisçiler oluyor, kuryeler oluyor. Az önce de bahsettiğimiz o algı var. Hani haksız da sayılmazlar. Dekim biz de görüyoruz. Evet. Bu tabii çok ayrı program. Uzun uzun bir program yaptık. Siz 30 dakikada pizzam kapımda olsun diyorsanız bazı şeylerde aksıyor. Yani karşılıklı bir durum aslında bu. Kurye için de öyle. Kurye niye kullanıyor insanlar? Hızlı. Bana işte bir saat içinde hemen o belgeyi getir. Getir de şimdi Beylikdüzü'nden işte Kurtköy'e o belge bir saat diyecek. Hataları meşrulaştırmak için söylemiyorum bunu. Hatadır. Karşılığını ise ceza mıdır? Veya motor mu çekilir? Veya bu sığınan arkadaşlar da var. Yani hata her tarafın. Biz bunu bakın üstüne basarak söylüyorum, altını çizerek söylüyorum.
karşılıklı hoşgörü, anlayış ve devletimizin getireceği kurallar, kanunlar çerçevesinde çözülmeyecek hiçbir şey yok. Ama bizim de karşılıklı hoşgörü ve anlayışta bulunmamız lazım. Şimdi sevgili Uğur kardeşim, eğitimli sürücüler bilinçli yayılar diye bir projemiz var bizim. Kulübümüzün yazdığı bir proje bu. Bu projeyi Allah izin verirse Eylül ya da Ekim ayından itibaren bütün Türkiye'de faaliyete geçireceğiz. O zaman tekrar bu konuyla ilgili seninle bir görüşmekten büyük keyif alırım. Büyük mutluluk duyarım. Bu eğitimli sürücüler bilinçli yayılar projesi birçok şeyi kapsayan bir proje. Özellikle bu kuryeler, motosiklete yeni başlayanlar, ekipman, her şeyi kapsayan çok detaylı bir proje. Bunun için aslında bu saat yetmeyecek bile. Ama inşallah Eylül-Ekim ayında bu proje başladığımızda tekrar bu stüdyoda konuk olma şansını yakalarız. O zaman bütün Türkiye'ye bunu buradan anlatma şansı da yakalarız. Bizlere gelen bu eleştirileri de biz zaten not alıyoruz. Üstüne basarak söylüyorum. Motosikleti Kuryeler Derneği aynı zamanda başkan yardımcımızdır. Federasyonumuzun başkan yardımcısıdır Mustafa Özdemir. Gerçekten bu konuda çok büyük emek veriyorlar. Türkiye Motosiklet Platformu da emek veriyor. Bizler de emek veriyoruz. Bunlar düzelecek. Belki biraz zaman alacak ama bunlar düzelecek. Ne kadar hoşgörü, ne kadar anlayış, ne kadar bilinçlenirsek, ne kadar eğitim görürsek, bir işveren de kendi kuryesini sıkıştırmayacaksa, o çocuğu, o gencelik delikanlıyı, zaten o delikanlılar 17 yaşında ehliyet alıyorlar. Hem para kazanayım hem motor kullanayım, o tutkuyu da tatmin edeyim peşinde bir yere giriyorlar. Ama işveren de o kuryenin bütün ekipmanlarını sağlıyorsa, onu senin bana geriye getireceğin siparişin parasından çok senin buraya sağ salim gelmen önemli diyebiliyorsa, biz bu işleri bir gün mutlaka bir yerde çözeceğiz. Peki, tabii bunu söylerken şimdi hepimiz için geçerli bu. Ben A'yı eleştirirken kendimi unutmamak zorundayım. Evet, hani bir aracın içinden motosikleti görüyoruz. Çok fazla Type A motosikleti var. Tamam, o konuda öz eleştirimizi biz yapıyoruz ama bir araba sürücüleri mesela. Herkes, kendim için de geçerli, herkes için geçerli. Şehir içindeki hız limiti olan 50'yi aşıyor musunuz, aşmıyor musunuz? O okul tabelalarını gördüğünüzde hızınızı 30'a düşürüyor musunuz, düşürmüyor musunuz? Yaya geçidi gördüğünüzde yaya olmasa bile kural gereği yavaşlayıp bakıyor musunuz? Yaya yol veriyor musunuz? Ya da ki bu yaya öncelikli bir yıl. Ki bununla ilgili biz de program yaptık. Önümüzdeki haftada yayınlayacağız. Gibi. Evet. Hepimiz zaten. Az önce dediğim gibi ben motosikletler müthiş kurallara uyan harika sürücüler demiyorum. İyi insanlar çoğu zaman. Aynı şey arabacılar için de geçer. Yani teker sayısı çok da fark etmiyor ama işte evet, motosikletler bu konudaki yani sizin gibi kulüplerle kendini düzeltmeye diyelim, hani hataları daha doğrusu düzeltmeye yönelik adımlar atıyor ama mesela böyle bir araba kulübü yok, hani arabalılarla ilgili ya da böyle bir şey yok, hani onları ne yapacağız? Onlar da olacak gibi. Neyse, bağlantılarımız var. Bu bölümü galiba böyle bitireceğiz. Evet, kusura bakmayın. Peki. Ama dinleyicilerimizi dinlemek zorundayız. Ömer Bey'le sonra zannediyorum Ayhan Bey'le görüşeceğiz. Ömer Bey merhaba, yayınımıza hoş geldiniz. Ben sizde. İyi çalışmalar hepinize diliyorum. Teşekkür ederiz, eksik olmayın. Ben birkaç uyarıda bulunacağım yani sizlere, motorculara daha doğrusu. Tamam, çok hızlı olursa ama zamanım kısıtlı, yoksa hiç böyle telaşa da getirmezdim. Yani, trafikte birçok motorcuya rastlıyorum. Bu sol, özellikle bu sol şeritlerde ince bir çizgi vardır böyle. Sol bankete yakın. Hı hı. Burada motorcular gerçekten de çok tehlikeli giriyorlar. Mesela adam kaptırmış, aynadan ben adamı göremiyorum. Bazen öyle oluyor ki. Hafiften sola tekere kaçırsam neredeyse ben motorcuyu bankete yapıştıracağım. O derece hareketlere çok rastlıyorum ben. Hı hı. Yani orayı hiç kullanmasın. Motorcu dediğiniz bir motor bir araçtır ama en sağ kenttan gitmesi daha uygundur. Şimdi öyle bir durumlar oluyor ki ben mesela bir gün az kaldı motorcuyu yani vuracaktım. Allah'tan ki fark ettim. Biraz bana tabii tepki yaptı falan. Tartışmadım çocukla tabii, arkadaştan. Yani böyle bir çok tehlikeli durumları var. Peki efendim, çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Bir bağlantımız daha varmış, bölmeyelim. Sonrasında toplu cevaplarsınız olmazsa. Ayhan Bey ile de görüşelim. Ayhan Bey merhaba efendim, yayına hoş geldiniz. Merhabalar, teşekkürler. Buyursunlar efendim, kulağım sizde. Ben hem motosiklet sürücüsüyüm hem de ağır basınçlıyım. İki uçtasınız aslında. Hem bir büyük araç hem bir küçük araç. Buyurun. İkisi de benim için bir tutku, aşk ile yapıyorum. Çevremdeki insanlar ikisinde vasket olduğunu söylüyor. Bence yanlış. Burada herkesin motosikletle ağır vasıtalı düşman gibi görünmesi benim abes bir kavram geliyor. Şurada şunu, bu binek model arabaları kullananlar melekti. Biz vahşetçi miyiz ya? Ben bunu anlamıyorum. Bu binek arabacılar hiç mi hata yapmıyor? Yani her şeyi motosikletle ağır vasıtalı. İşte her şey benim söylediğime yani, çıkıyor. Ben
baktım. Yani bu motosikletçi emniyet şeridinden gidiyorsa bilin ki bir şeye yardım için gidiyordu. Tehlikeler gitmez. Motosikletçi kuralları en fazla uyandırır. Çünkü o kaportası kendisi. Aynı zamanda ağır varlıklar aşağı da aynı şekilde. Küçük arabaları kullanmaktan kendisini hata yatar. Siz en çok eleştiri alan iki grupta dasınız. Onun için biraz da olmuyorsunuz haklı olarak. Yani tabii ona. Bu platformu buna da yüklenin. Yani biz aslında en iyisiyiz ama en kötüsü seçiliyoruz Türkiye'de. Türkiye'de. Avrupa'da değil, Türkiye'de. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Hani az önce de aslında söylediğimiz Burcu, gibi bak, özetle. Az önce bu sevgili kardeşim, motorcu kardeşimden önce bağlanan kamyoncu abimiz ne dedi? Dedi ki az daha dedi sıkıştırıyordum dedi. Hatta dedi arkadaş dedi bana dedi böyle bir kızdı dedi, el kol hareketi yaptı ama dedi ben dedi tartışmadım dedi. İşte bak, sihirli cümle orada. Ben tartışmadım, kavga etmedim, ona bir anlayış gösterdim. Ne dedim ben? Saygı, sevgi ve hoşgörü çerçevesinde çözülmeyecek, eğitim aldıktan sonra çözülmeyecek hiçbir şey yok. Bunların hepsi eğitim, bilinçlenme, saygı, hoşgörü. Bunları bir araya getirdiğimiz zaman bu tartışmaların hepsi bitecek. Aynen öyle. Karşılıklı diyalog. Bir de hani o öyle ama ben nasılım sorusunu da sorarsak evet, herkes her zaman kendini eleştirmeli. Evet. Hani şey, bir araç şoförü ya da bisiklet sürücüsü için değil, yani tam karşı taraf öyle. Peki ben nasılım mı da bir sorup dürüstçe cevaplarsak kendimiz için daha makul bir orta yolda buluşabileceğimizi düşünüyorum. Öyle. Peki aynen öyle. Güzel bir tartışma oldu. Hareketli sıcak anlar yaşandı stüdyoda. Şimdi bir ara, sonrasında konumun anlatacağı önemli konular da var. Onlara da değineceğiz. Bir kısa yol durumu arası verelim. Dönüşte Uğur Dursun'la iki teker üzerinde devam edecek. Dursun'la iki teker üzerinde devam ediyor. Merhaba, yeniden iki teker üzerinde devam ediyor. Silivri Motosiklet Kulübü Genel Sekreteri Özkan Kandemir'le birlikteyiz. Güzel, hareketli bir programımız oluyor. Bir bağlantımız daha varmış. O bağlantıyı da kuralım. Sonrasında sözü Özkan Bey'e vermem lazım. Önemli projelerden haberdar olacağız çünkü. Kimle görüşeceğiz? Hakan Bey'le görüşeceğiz. Hakan Bey, merhaba efendim. Yayına hoş geldiniz. Merhabalar Uğur Bey. İyi yayınlar diliyorum. Çok Özkan teşekkür Bey, ediyoruz. Size de sobalarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Çok aslında teşekkür ederim. Yüz yüze karşılaşmasak da sizin çabalarınızı takip ediyoruz. Ben de Vistrom Türkiye Kulübü'nün yönetim kurulundayım. Biz de sizin yaptığınız bu benzer güzel hareketleri yapmaya çalışıyoruz. Ne kadar benim, güzel. Sağ olun başkanım. 56 yaşındayım. Veteriner hekimim. 35 senedir motosiklet kullanıyorum. Orta Doğu, Afrika'nın bir kısmı ve Avrupa'nın North Kapari'de hemen hemen her yerine gittim diyeyim ben size. Aynı zamanda otomobil kullanıcısıyım da. Fakat İstanbul'da yaşayınca maalesef otomobiliniz paslanmaya başlıyor. Çünkü zaman, trafikteki stres, sinirleri, insanların sakin olamamaları yüzünden mecburen motosiklet kullanmayı tercih ediyoruz. Ben yayına bağlanırken sizleri dinledim, çok hoşuma gitti. Birkaç nokta ilave etmek istiyorum. Evet. Şimdi teker kullanıcıları diyeyim, genellikle takip mesafesine dikkat etmedikleri için biz motosiklet kullanıcıları ya iki aracın arasında gitmek zorunda kalıyoruz ya da istemesek de emniyet şeridine girmek zorunda kalıyoruz. Evet, evet. Bildiğiniz üzere yapılan kazaların birçoğu duran trafikte aracın arkasında olan motosikletin iki araç arasında ezilmesiyle oluşmaktadır. Bir diğer hatırlatmak istediğim konuda, biz kulüp olarak, ki ben yaz, kış, kar yağmadığı müddetçe motosiklet kullanıyorum. Ama onun haricinde motosikleti genelde bahar aylarında başlayıp sonbahara kadar kullanan arkadaşlar için biz bahar aylarında mutlaka bir eğitim düzenleyip bu eğitimde Türkiye'nin sevilen, sayılan, değer gösterilen eğitmenleri var. Bunlarla beraber bu arkadaşları eğitime alıyoruz. Şimdi dört teker kullanıcıları acaba son yıllarda tekrardan güvenli ve ileri bir sürüş eğitimi aldılar mı hiç acaba? Ama ben 35 senedir kullanıyorum. Her yıl sürekli kullanmama rağmen yılda iki defa eğitim alıyorum. Çünkü bazı şeyleri yapa yapa bunun yanlış olduğunu farkına varamayabiliyorum.
Evet. Ama eğitimler sırasında eğitmenlerin bize gözlemleri sonucu ilettikleri raporlarda hatalarımızı fark edip ona göre de önlem almaya çalışıyoruz ve yeni başlayan arkadaşlara veya bu motosiklete gönül veren arkadaşlara bir örnek olmayı hedefliyoruz. Evet, biz kulüpler, biz bunun için varız zaten. Eğer bu olmayacaksa sadece gezmek için kulüp kurmanın da anlamı yok, doğru mu? Tabii ki. Yani sadece gezmek olduktan sonra ne bileyim yani uçağa atlar gidersin, istediğimiz gün gezip gelirsiniz ama önemli olan rüzgarı suratımızda hissederken bir farkındalık yaratmaktır. Ki ben şöyle söyleyeyim, bir araç otobanda arıza yaptım, bir tane araba, kamyon, otobüs dolmuş durmaz. Ama biz zaman zaman saatli bir uzun yol yaptığımız zaman ya da 100 kilometre bir gün mola veriyoruz. Bazen mola yeri bulamayınca da yolun kenarında duruyoruz. Evet, evet. İnanın 5 dakika süresinde en az 10-15 tane 4 tekerli araç duruyor. Bir yardıma ihtiyacınız var mı? Yani sonuçta insanın içinde olan bir hissi biz yaşıyoruz. Onlara gösteriyoruz ve iyi örnek olduğumuz zaman da İstanbul trafiğinde bu çözümü sağlayacak şekilde çok güzel bir şekilde motosiklet kullanıcıların olmasını sağlayacağız diye düşünüyorum. İnşallah hep birlikte. Peki Hakan Bey, çok teşekkür ederiz yayına katıldığınız için. Yayından ayrılmayın lütfen. Arkada arkadaşlarımız siz de isterseniz irtibat numaranızı alsınlar. Sizle de bir program yaparız. Tabii ki. Olur tabii mu? Ki, seve olmasın? Seve. Tabii ki. Görüşürüz. Hattan ayrılmayınsa arkadaşlarımız görüşecek sizle. Çok teşekkür ederiz yayına katıldığınız için. Kendinize dikkat edin. Ben teşekkür ederim Uğur Bey. Özkan Bey çok teşekkür ederim. Değerli başkanım çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok mutlu ettiniz beni aramakla. Sağ olun. Peki çok teşekkür ederiz. Görüşmek dileğiyle. Sağ olunuz. Şimdi artık çok kısa bir zamanımıza kaldı. Efendim, evet. Engellilerin de motosiklet ehliyeti alması ile ilgili önemli bir girişiminiz oldu. Evet, önce bize bir durum nedir ve sonrasında nasıl bir neticeye aldınız onu bahsedin. Evet. Önemli çünkü bu bizim hemen için. Hemen bahsedeyim. Belki şu anda dinleyicilerimiz bilmiyordur ama motosiklet camiası biliyor. Ben aynı zamanda ortopedik engelliyim ve 3 trike dediğimiz motosiklet kullanıyorum. Şimdi devlet bir yasa çıkardı. Dedi ki A2 engelli ehliyeti var. Artık engelliler de A2 engelli ehliyeti alarak motosiklet kullanabilirler. Elinden 3 teker veya denge tekeri takılmış motosiklet kullanabilir diyor devlet. Hı hı. Böyle bir izin veriyor. A2 engelli diyor bu ehliyetin adına da. Şimdi şöyle bir şeyle karşı karşıya kaldık. Şöyle bir sıkıntıyla karşı karşıya kaldık. Bir, öncelikle bir engelli yaşadığı ilin veya ilçenin hastanesine gidip bir heyete giriyor. Orada önce bir heyete girecek. Gün alacak, zaman verilecek, bir heyete girecek. O heyete girmesi yetmiyor. Bir de İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'ne veya yaşadığı ilin İl Sağlık Müdürlüğü heyetine giriyor. İkinci bir heyete de giriyor. Ha diyeceğiz ki bunlar bir önlemdir, doğruyu bulmaktır. Çok da prosedür olmasıdır aynı zamanda. Süreç böyle başlıyor. Bütün evraklarınızı aldınız, raporlarınız tamam. Doktor raporları tamam, makine mühendislerinin raporları tamam. Bütün belgeleriniz var elinizde ama sürücü kurslarına gidiyorsunuz. A2 engelli ehliyeti alamıyorsunuz. Neden? Şöyle bir kanun vardı. Önce özellikle bizzat benim çabalarım olmadan önce. Sürücü kursları verdikleri ehliyet sınıfının aracını kendi kurslarında bulundurmak zorundaydı. Şimdi A2 engelli ehliyeti çıktı. Benim karşılaştığım manzaralar şu oldu. Bu gerçekten. Çok üzülerek söylüyorum bunu. Ben bunları aşabilen birisiyim. Hiç sorun değil benim için. Ama aşamayan arkadaşlarım da var, kardeşlerim de var. Şöyle şunlarla karşı karşıya kaldım. Özkan'cığım, tamam bütün raporlarım var. Haklısın, A2 engelli ehliyet alma hakkın da var. İyi de kardeşim, senin gibi kaç kişi gelecek o ehliyeti benden almaya? Ben o motosikleti nasıl... ehliyeti var. Nasıl edeyim, nasıl yapayım? Bunlarla biz karşı karşıya... Bulamadık yani. Sürücü kursları bulamıyoruz. En sonunda ben Milli Eğitim Bakanlığı'na bu durumu anlatan bir yazı yazdım. Onlarla bir irtibat kurdum. Şu anda Türkiye'de bütün engellilerle yaşadıkları il ve ilçe sürücü kursuna gidip yazılıyorlar. O sürücü kursu direkt o raporları ve sizin aracınızı Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gönderiyor. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de o aracı sürücü kursuna, müracaat ettiğiniz sürücü kursuna geçici kurs aracı olarak kaydediyor. Kendi araçlarınızla artık yaşadığınız il ve ilçelerde gerek araba gerekse motosikletle ehliyet alabiliyorsunuz. Kendi aracınız olması lazım ama onu geçici olarak gösteriyorsunuz. Evet. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz o zaman biz size bu katkılarınız için. Nitekim bundan onlarca, yüzlerce, binlerce insan belki de fayda sağlayacaktır. Bitirmeden
bir festival var. Evet, festivalimiz var. Üçüncüsünü, üçüncüsünü düzenlediğimiz Sileri Motosiklet Festivali var. Bu yıl üçüncüsünü düzenliyoruz. Her geçen gün çıtasını biraz daha yükselterek yaptığımız bir festival. Geçen sene yaptığımız festivalin giriş gelirlerini, ticari kazançlarının tamamını biz Minik Kalpler Derneği, sevgili Özdemir Altuntaş ve ekibine bağışlamıştık. Lösemili çocuklarımızın tedavisine bağışlamıştık. Festivalimizin bir günü ustalara saygı günüydü. Ömrünün 30 senesini, 40 senesini, 50 senesini, 60 senesini motosiklete adamış abilerimiz, amcalarımız, ablalarımız, biz bunlara bir gün ayırdık. Ustalara saygı günü yaptık. Diğer günü kadın motorculara saygı günü yaptık. Ben uzun saçlıyım. Saçlarım kastan arkadan bağlı, dışarıdan çıktığı zaman taciz edildiğimi biliyorum. Saçım arkadan görünüyor diye taciz edildiğimi biliyorum. Arabaların üstüme sürdüğünü de biliyorum. Bu farkındalığı anlatmak için, kadın olmak zorunda olduğumuzu anlatmak için festivalimizin geçen seneki bir gününde kadın motorculara saygı günü olarak ayırmıştık ve onlara o gün bir sürü etkinlikler yapmıştık. Bu seneki festivalimizin de çok önemli bir özelliği var. Türkiye'de bugüne kadar camiamızda motosiklet kazalarında yaşamlarını kaybetmişlerini veya eceliyle yaşamlarını kaybetmişlerin anısına, onların anısını yaşatmak için Türkiye'nin ilk ve tek motosiklet anıt heykelini açıyoruz. Motorcu anıt heykelini açıyoruz. Şimdi proje bizim projemiz. Sinir Motosiklet Kulübü'nün projesi. Fakat ölenler hepimizin öleni. Ölen bütün canlar hepimizin canı. Proje sadece bizim değil, bütün Türkiye'nin, bütün motosiklet camiasının projesi. Yeri sadece sinir. Biz çok keyifli bir festival düzenliyoruz. İnanın şu anda festival firmaları, alacak sponsor firmalar, motosiklet firmaları, motosiklet fuarında, motobike fuarında göreceğiniz firmalar düzeyinde şu anda. Test makinalarıyla, sergi makinalarıyla, çeşitli hediyelerle festivalimizde yer alacaklar. Bulutsuzluk Özlemi sevgili Necat Yavuşoğulları ve... Sırf onun için bile katılabilir. Evet, Bulutsuzluk Özlemi sahne alacak. Yine bununla bir... İlgili İbrahim Orçin var, Kasamam grubu var. Her festivalde olduğu gibi o aramızdaki o çok büyük halat çekme yarışmaları var. Ve bizim kulübümüzün sürpriz, hiçbir şekilde bugüne kadar yapılmamış yarışmaları var. Eğlenceli yarışmaları var. Böyle bir festival var. 4-7 Temmuz tarihleri. 4-7 Temmuz tarihleri arasında katılım ücretsiz zannediyorum, değil mi? Evet, katılım ücretsiz. Katılım ücretsiz. Sadece çekilişimiz var. O çekilişte de çok ciddi hediyelerim var. Kasklarımız var, montlarımız var. Çok çok kalite, üst düzey çantalarımız var. Üst düzey hediyelerimiz var. Biz bunlarda da değiliz açıkçası. Her festivalde olan, Türkiye'de yapılan bütün motosiklet festivallerinde olan her şey bizde de var. Bizim festivalimizde de olacak. Ama biz şunun peşindeyiz. Biz dünyada iki tane örneği var. Bir tanesi Ukrayna'da, bir tanesi Portekiz'de. Dünyadaki üçüncü örneği Türkiye'de olacak. Motosiklet anıt heykeli. Sadece motosiklet değil, motorcu bizlerin anıt heykeli. Bugüne kadar kaybettiklerimizin anısına biz bunu açacağız. Dediğim gibi, az önce söylediğim gibi, bu proje sadece Silivri Motosiklet Kulübü'nün projesi değildir. Bütün camianın projesidir. Çünkü öyle... dünyanın neresinde olursa olsun bir motorcu öldüğü zaman kazada benim burada yüreğim sızlar. Gerçekten. O yüzden ölenler hepimizin öleni. Biz şöyle bir şey de yapacağız. Yine anıt heykelimizin etrafında, anıtımızın etrafında bir bölüm oluşturacağız. Ölümsüzler bölümü oluşturacağız. Orada da bugüne kadar kaybettiklerimizin, ama kaza sonucu, ama eceli sonucu anısına bir köşe oluşturacağız. Onların orada fotoğraflarıyla onların ölümsüz olduğunu anlatacağız. Bir anı defterinde onların ruhlarını tekrar şad edeceğiz. Bir dualarını edeceğiz onların o gün orada. Ailelerini, aileleri gelirse, onların evlatlarını, eşlerinin, çocuklarının unutulmadığını gösterebilirsek onlara nere diyeceğiz. Festivalimiz böyle bir festival. Bu arada sevgili Uğur kardeşim, anıt heykelin ön yüzünde onlar motorlarını maviliklere sürdüler. Bu anıt heykel bugüne kadar camiamızda yaşamlarını kaybetmişlere adanmıştır. Ruhları şad olsun yazacak. Diğer 3 bölümünde, kaidenin diğer 3 yüzünde başta Türkiye Motosiklet Platformu, Motosiklet Kullanıcıları ve Sporları Federasyonu ve Türkiye Motosiklet Federasyonu olmak üzere 3 büyük oluşumun logolarıyla birlikte gösteren bütün kulüplerimizin logoları olacak. Olmasını da istiyoruz. Bu arada bu programı dinleyen, bizlerle henüz temas kurmamış olan kulüpler varsa, biz o kulüplerimizin de logolarını bu kaidede görmekten büyük onur duyarız. Çünkü onun için silivrimk@gmail.com adresine
kulüplerinin vektörel adreslerini gönderirlerse, vektörel logolarını gönderirlerse çok mutlu olurum. Tekrarlıyorum, sirirmk@gmail.com. Buraya vektörel logolarını gönderirlerse çok mutlu olurum. Peki saat 14 oldu. Daha konuşacaklarımız vardı ama yetişmedi. Evet. Bitirmek zorundayız. Evet, evet. O zaman bir kez daha söz alırız sizden. Bir başka program yapıyoruz önümüzdeki aylarda. İnşallah. Festival, hem de festival nasıl geçti üzerine de bir sohbet olur. Artık kapatmak durumundayız. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık, ayağınıza sağlık. Silivri Motosiklet Kulübü Genel Sekreteri Özkan Kandemir bizlerle birlikteydi. Çok daha hareketli, keyifli bir program oldu. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür, çok teşekkür ediyoruz ederim. Bir yandan da. Bendeniz Uğur Dursun. Önümüzdeki Perşembe günü yeniden kendinize dikkat edin efendim. Haberler var. Sonrasında da mikrofonu devrediyoruz artık. Hoşçakalınız. Uğur Dursun'la iki teker üzerinde sona erdi.